meşrebi vardır. Yani kendi gönül aleminde gittiği bir yol vardır. Hiç kimse için o velinin gittiği yol genel olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, her gönülden Allah'a bir yol gider. Herkesin kendi gönlünden o yolculuğu yapması gerekir. Mürşid-i Kamil kendisiyle beraber olanları, onları onların gönlünden Allah'a vasıl eder. Onların gönlünden Allah'a yolculuk yaptırır. Bu yolculuğu yaparken bunu Allah'ın vahyiyle yapar, Allah'ın emriyle yapar, Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle yapar. Hiç kimse kimsenin yolundan yürüyemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer yürüyorsa, yürüyebilirse o onunla aynı demektir. Allah kopya çekmemiştir. Her bir insan özel olarak yaratılmış, yolu da özeldir. Nasıl ki özel olarak yaratılmışsa, fıtratı ayrıysa, yolu da ayrıdır. Yolu da özeldir. Allah'a giderken özel bir yol takip eder. Kendi gönlünde. Mürşid-i Kamil kendisiyle beraber olanların yolunu bilir. Onu gideceği yoldan taşır, götürür. Neyle götürüyor? Allah'ın vahyiyle. Onun için kimseye ait bir yol yoktur. Yol Allah'ın yolu, Resulünün yolu. Eğer yol Allah'a gidiyorsa bu böyledir. Gidenler de o yoldan gitmiştir. Allah'a vasıl olanlar da vahiy yolundan, sünnet yolundan, yani canlı Kur'an'ın yolundan vasıl olmuştur. Kimse kafasına göre bir yol üretmemiş. Kendi meşrebine göre, kendi gönül alemine, gönül yoluna göre yolu yürümüş, diğerleri de onu takip etmeye çalışmış. Bu takip bize göre doğru bir şey değildir. Neyi takip etmesi lazım? Kendi gönlünden gitmesi gerekir çünkü. Dayandığı Allah'ın vahyidir, Resulullah'ın sünnetidir. Yolu giderken ben şeyhime uyuyorum, müşidime uyuyorum, hocama uyuyorum değil. Kime uyuyorum? Ben Kur'an'a uyuyorum. Ben Allah'ın vahyine uyuyorum demesi gerekir. Yolu da öyle yürümesi gerekir. Yoksa şeytan yolda bin bir türlü vesvese verir. Ya doğru değilse, ya ötekininki daha doğruysa dedirtir. Yolun bir yerinde bunu söyler. Falancalar böyle yapıyordu, belki öyle daha kolaydı dedirtir. Allah Resulullah Efendimiz'e de ki, işte benim yolum budur. Görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ona tabi olanlar, onun yolunda yürüyenlerdir. Onun varisleridir. Yani mürşid-i kamillerdir. Sonra diğerleri de mürşid-i kamillere tabi olur. Yol onların da yolu olmuş olur. Ama yol Allah'ın yolu. Allah'ın Resulüne öğrettiği yoldur. Ve Allah Subhan'dır de. Öyle akılla onu anlamaya çalışma. Bu yol ancak giderken anlaşılır. Yolu yürürken bunu anlarsın. İlimle anlaşılan bir şey değildir. Allah Subhan'dır. Yani ben Allah'ı göreceğim diye baş gözüyle eğer sen bunu anlarsan Allah'a Subhan demedin, münezzeh demedin. Allah'ı kendi seviyende görmüş oldun. Böyle anlama Allah Subhan'dır.